Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, geçenlerde bir JavaScript konferansını izlerken Vue 3'te gelen e, çok hoş bir özelliği gördüm. Aslında bunu shorts olarak çekecektim yani bir dakikanın altında anlatabileceğim bir şey ama birkaç örneği böyle yani örnekleri biraz çoğaltarak göstermek istedim. Ee, ne bileyim çekmek istedim işte. <laughs> Olayımız şu, CSS tarafında style yapıyoruz ya View View komponentin içerisinde. Ee, on orada vbind kullanımı gelmiş View içte. Dolayısıyla e, kullanım çok daha basitleşmiş. Bunu hemen size bir örnekle göstereceğim. Sonra bir iki örnek daha yapmak istiyorum. Ee, bir tane h1 etiketim var. Ne yapalım? Önce bir script atıyor, açıyorum, setup yazıyorum buraya ve ref'im'i View'dan dahil ediyorum ve bir Text color ya da direkt color diyelim. Ref başlangıçta fa 65 85 olsun bu rengimiz. Normal şartlarda ben buna bu dinamik rengi vermek isteseydim v bind still deyip burada color color hatta muhtemelen direkt şöyle color olarak da bunu verebilirdim. Gördüğünüz gibi verebiliyoruz. Sıkıntımız yok. Bir tane input oluşturalım. Tipi color olsun ve bunun value'su da o anki kalırımız neyse o olacak. Ve bunu açtığımda değiştirdiğimde de bunun da değişmesini istiyorum ben. Ne yapacağım? Burada input'u dinliyorum. Ya bir metot çalıştırabilirim ya da inline yazabilirim. Örneğin change color diye bir metot çalıştırıyor olsaydım. Bunu burada tanımlayacaktım. Bu bana bir event dönüyor. Kalır nokta value eşittir. E target value şeklinde bunu eğer yaparsam artık ben buradaki rengi değiştirince otomatik olarak bunun rengi de değişiyor. İkinci bir alternatif bunu böyle yazmazdım. Burada derdim ki color eşittir event dolar nokta target nokta value. Aynı şekilde yine herhangi bir sorun olmadan bakın başarılı bir şekilde çalışıyor. Burada dikkat etmeniz gereken color value'yu burada yazıyorsunuz ama template'in içerisinde direkt color diye atama yapıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi e, bunu böyle kullanmak yerine ben eğer stil içerisinde H1'i seçip color'a mesela var işte color diye bir şey verse idim. Normalde böyle kullanamıyorum. Bunu kullanabilmem için ne yapmam lazım? Şöyle bir şey yapabilirim. Derim ki e, mesela stil derim. Ve şöyle backtick karakterlerimi açıp içerisine color color şeklinde bunu bir CSS değişkeni olarak verdim ve artık yine onu kullanabilirim. Ama artık Vue 3'te gelen özellikle bunu böyle yapmaya gerek yok. Burada color yerine şey var yerine v bindi kullanıyorum ve burada da değişkenimin adı neyse onu kullanıyorum. Artık kullanabilmem gerekiyor ama gördüğünüz gibi şurada bir noktalı virgül koymam lazım ki sayfamı yenilediğim zaman bakın noktalı virgül olmazsa Çalışmıyor. <laughs> Bunu unutmayın o yüzden. <laughs> Şimdi testimi yapıyorum. Bakın ekstra hiçbir şeye ihtiyaç duymadan otomatik olarak bu dinamik değeri e, CSS'de bind etmiş oldum. Bence güzel bir özellik olmuş açıkçası. Şimdi birkaç şey daha yapalım. Mesela ne yapalım? E, bir kere şunu şunun üstüne taşıyalım bir. E, rengini belirledik. Bir de mesela bir input daha koyalım. Bunun tipi de range olsun. Minimum 14. Maksimum 130 olsun ve başlangıç değeri de Bunun başına niye iki nokta koyuyoruz eğer bir e, javascript ifadesi yazacaksak Bunu bu şekilde belirtmemiz gerekiyor hemen bir tane de diyorum ki Font size Ref başlangıçta 14 piksel olsun font size'ı. Evet şimdi ben bunu büyüttüğüm zaman ne yapmam lazım bir kere font size değerimi benim Burada belirli olmam lazım font size eğer ben vbind font size şeklinde kullanırsam arkadaşlar 14 piksele düştü mü bu bakalım bunu nereden anlayabiliriz font size 14 piksel desem düşmemiş. Şu an varsayılan olarak 16 piksel. Neden? Çünkü normal şartlarda ben 14 yazdığım zaman çalışmaz. Bir de piksel lazım. Burada şöyle bir trik yapabilirsiniz. Calculate fonksiyonu CSS'de bir pikselle çarparsanız aslında şu an 14 piksel demek oluyor bu. Şurada görebilirsiniz 14 piksel yazıyor. Şimdi tek ihtiyacım yine bu input event'ını dinleyeceğim ve font size eşittir diyeceğim. Event target value ve ben bunu değiştirdiğim zaman font size de bakın otomatik olarak benim için değiştirmiş olacak. Sonuç olarak bunları artık çok kolay bir şekilde yönetebiliyorum. Son basit bir örnek daha vereceğim. O da grid sistemi ile alakalı olsun. Mesela bir divimiz olsun klası grid. İçerisinde de 1, 2, işte 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane de divim olsun tamam mı şimdi ne yapacağım şurada geldim dedim ki grid Display grid dedim grid template Columns repeat diyelim ne diyelim mesela 4 1fr şeklinde repeat etsin yani 4 blokluk bir blo şey, grid oluşturduk Grid içerisindeki divlerimin de arka planı Böyle olsun yazısı beyaz olsun Ve şöyle bir bakayım Tamam bir de bu arkadaşa gap verebilirim 15 piksel. Evet şimdi gördüğünüz gibi dörtlük bir gridim var ama ben mesela burada yaptığım gibi ne yapmak istiyorum? Bu sefer de bu gridin kaçlık olabileceğini belirlemek istiyorum. Yani şöyle bir şeyi aldım bu sefer buraya koydum. Burada ne yapacağım? Font size değil de mesela gridimiz olsun. Başlangıçta dörtlük ama minimum bir olabilir maksimum da burada kaç tane var? 9. 9 olsun. Maksimumda 9 tane olabildiğini söyleyelim. Ve burası grid olacak. Grid eşittir. Even target value şeklinde olacak. Artık da ihtiyacım buradaki 4'ü vbind ile almak olacak. O da grid şeklinde olacak. Şimdi tak 3 üçlük 3'lük grid oldu. 2'lik grid, 1'lik grid ve burada 9'lık grid'e kadar gidiyor. Evet. bunları aslında vbind olmadan da tabii ki yapabilirdik ama benim burada göstermek istediğim bir kendisiydi ve e, güzel bir özellikti. Ben keşfetmişken dedim hazır size de göstereyim. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.